Merhabalar Hüseyin Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Ve teşekkür ediyoruz. Sektörümüzden bahsetmeden önce de ben sizleri tanıtmak istiyorum yine ekran başındaki izleyicilerimize. Hüseyin Bey kimdir? Sektörle buluşması nasıl oldu? Sizlerden dinleyeyim. Hüseyin Yüksel, sektörle buluşmamız esasen çok ilginç oldu. Yani onu da isterseniz anlatırım. Evet. Sektöre 10 yıllık sektörün içindeyiz. İlk zamanlar tabii zorlandığımız süreçler geçti. Hiç anlamadığımız bir meslekti ama şu an işin içine girdikten sonra her şeyi çözüyoruz. Evet. Kaç yıl oldu sektöre gireli? 11 yıl oldu. Evet. Ve bu bölgede böyle bir açık gördüğünüz için girdiniz değil mi bu sektöre? Yani bu bölgede hiç yoktu esasen. Sırf biz Ankaralıyız, Beypazarlıyız. Sırf orada 600-700 tane gümüş dükkanı vardır. Terkari olarak üzerine çalışırlar genellikle. Oradan aklımıza geldi. Dedik açalım, burada da bir hizmet verelim. Oradan esinlenerek buraya taşıdık. 10 yıldır da burada 10 vardır. Yılı geçti, evet. Çok güzel. O zaman 2008 yıllarında falan kurulmuş oluyoruz. Evet, abim açtı ilk önce dükkanı. Sonra ben devraldım. Biraz daha ilerletmeye çalışıyoruz işi. Evet. Yüksel Gümüş. Biraz tanıyalım o zaman. Neler yapıyorsunuz? Ne tür ürünler var burada? Biz de gümüş üzerine telkariden tut, hazır kolyeden, alyanstan, setlerden, erkek yüzüklerinden, tesbihlerden özellikle çok bu ara çok istek olduğu için tesbih özellikle çok var. Her türlü gümüş ürünleri bulmaya çalışıyoruz. Kolye, yüzük, bileklik, tabii. Bunlar gümüş olarak var. Aynı zamanda taş grubumuz da var. Taş grubu, evet, taş çeşitleri, özellikleri bileklik olarak şu anda elimde var. Kolyeleri de kehribarından tutun akikine kadar, firüzesine kadar, yeşim taşına hepsini bulundurmaya çalışıyoruz. Yine baktığımız zaman yoğunluk aslında tesbih de. Tesbih, yani burası da kolumsal olarak Pendik'te olduğu için bizim buradaki insanlarımız biraz daha çok seviyor tesbih üzerine. Yani tesbih üzerine daha çok bulunduruyoruz. Ne tür tesbihler var? Hayvansal tesbihlerden tutun, kehribar, doğal taş, oltu hepsinden bulunduruyoruz var. Evet, ve çeşitlere yine ayrılıyor. Tabii, tabii. En ucuz maliyetten en yüksek maliyetten. En ucuzdan da var, bildiğiniz araba fiyatına kadar tesbihte var. Evet, gerçekten geniş bir yelpaze tesbih, evet. Konusunda özellikle. Peki sadece burada mı bulabiliyoruz ürünlerinizi? Ürünlerim burada. İkinci bir şubem yok. Yani ne olur, ileride ne olur bilmiyorum. Ama internetten satışa başlamayı düşünüyorsunuz. Evet, internet üzerinden düşünüyorum. Özellikle tesbih için çok yoğun talep oluyor. Müşterilerimiz de söylüyor yani. Evet, mesela. İlerleyen zamanlarda o da olabilir. Peki biz nereden alıyoruz ürünleri? Biz ürünleri kapalı çarşı üzerinde tavuk pazarı dedikleri yerler var. Yani büyük toptancıların olduğu yerlerden ürünlerimizi alıyoruz. Atölyeler de orada zaten. Yani bütün Türkiye geneli genellikle orada üretim yapılıyor. Hangi tür modeller, neler daha çok gidiyorsa sanırım onları seçip... Tabii istek ve talebe göre değişiyor. Tabii herkesin zevki, şeyi, rengi ayrı oluyor ama çeşit bulundurmaya çalıştırıyoruz. Evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Hizmet verirken tabii ilk önce güler yüzlü olmak önemli müşteride. Müşteri, yani bizim buradaki müşteri çok değişik. Herkese şey yapabiliyoruz, evet. Hitap edebiliyoruz. Herkese hitap edebiliyoruz, evet. Ve verdiğimiz her hizmetin de arkasındayız. Bu arada tamir işleri de yapıyorsunuz aynı zamanda. Tamir esasen kendimiz yapmıyoruz ama iyi bir tamircimiz var. Tamir atölyesinde yaptırıyoruz. Çünkü taşı özellikle, taşlar çok önemli. Kaynak üzeri olurken çatlama, patlama olmasın diye lazerle kaynak yaptırıyoruz. İşçilikleri güzel. Yine orada da tamir işleri, tabii, de yapılabiliyor, tabii, o zaman. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahseder olursak Yüksel Bey, neden tercih edilmelisiniz? Yani ürün çeşitliliğinden ve verilen hizmetten dolayı tercih edilebiliriz. Evet, istenilen her model, her, tabii, ürün, tabii, burada bulunabiliyor. Aynı, evet, zamanda sipariş alıp yine onu da getirebiliyorsunuz. Tabii. Yani düşünün, bir isimli tesbih bile istiyorlar. İmamesine isim bile yazdırıyorlar. Taşına dahil onlarla bile tek tek ilgilenip bulup getiriyoruz yani. Evet, müşteri memnuniyeti ön planda, tabii, diyebiliriz. Peki şube düşünüyor muyuz? Esasen düşünüyorum. Artık Allah ne izin verir ileride belli değil. Evet, başarılar diliyoruz o zaman şimdiden sizlere. Peki son olarak buradan izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz sizlerle alakalı? Beni takip etsinler. İnşallah internette kısa zamanda görüşeceğiz. Evet, Yüksel Gümüş olarak internette de siparişleri açılacağız yakında. Bunu da duymuş olduk. Teşekkür ediyoruz sizlere. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun.